Doğu Karadeniz'de Trabzon'dan yola koyuldunuz mu? Kıyı boyunca ta Sarp'a kadar mavi yeşil menevişler karşılar sizi. Köşeyi her dönüşünüzde farklı bir güzellik çıkar önünüze. Bir perdeyi çekersiniz, yeşildir sislerle kucaklaşmış. Bir perdeyi çekersiniz, Karadeniz'dir köpük köpük kabına sığmayan sularıyla. Hopa'dan içeriye giren bir yol Artvin'e, Kars ve Erzurum'a, buradan da İran'a kadar uzanır. Karadeniz'de kıyıdan ayrıldınız mı dağlar keser hemen önünüzü. Yemyeşil bir örtüyle kaplıdır bu dağlar. Hep sürecekmiş gibi uzanır önünüz sıra. Yollar sizi bir yeşil okyanusta kaydırır gibi uzaklaştırır. Bir yeşilin dört yakasıdır bu. Ama her yeşil kökünü bir suya uzatmıştır Karadeniz'de. Su yastık olmuştur, topraksa yorgan. Karadeniz'de bu suyu, bu nemi görüp de yeşermemek mümkün mü? Yeşermenin ötesinde gümrah bir yeşilliktir artık göz alabildiğine. Karadeniz insanı bu dağları, bu toprakları binbir emekle işleyip bir yeşil kazanca dönüştürür. Karadeniz kadını ise bu bereketin neredeyse sembolüdür. Tarlada, bahçede, belki bir yol kenarında. Karadeniz dağlarını bir kuş misali aşıvermek kolay mı? Her dağ, her sırt zorlu bir çıkışla aşılabiliyor ancak. Nitekim sahilden içeriye geçit veren can kurtaran zirvesi de 640 metrelik yüksekliğiyle zorlu bir çıkışın neredeyse ilk işaretini veriyor. Ama yeşil ve su yan yana gelince yine de kolay oluyor bu sıra dağları aşmak. Bunca su keser de önünüzü, köprü olmaz mı hiç? Köprüler birer inci gerdanlık gibi suların üzerinde. Yıllar yılı bu köprüleri kullanan, bu köprülerin üzerinden suları aşan Karadeniz insanı, dağları andıran dimdik duruşlarıyla karşınıza çıkıyorlar. Onurlu, gururlu. Bir güzellik tablosu bu, bir mutluluk resmi. Can kurtarana çıkışın elbette bir de inişi var. Yeşiller dünyasına yükseldiğiniz bir dönme dolabı bu. Yine yeşille kaplı bir iniş başlıyor. Ve Borçka. Borçka Çoruh'un işaret levhası sanki. Borçka Köprüsü ise
bu mağrur suyun üzerinden geçit veren ilk köprü. Çoruh bu köprüden öteye Gürcistan topraklarına doğru Karadeniz'e koşarken siz Çoruh'un beslendiği kaynaklara, gün yüzüne çıktığı topraklara doğru yönelirsiniz. Çoruh Murgul'dan koşup gelmiş Murgul çayını da yenice yanına katmıştır zaten. Çoruh'un akış yönüne ters Artvin'e, Yusufeli'ne, Ardanuç'a, Şavşat'a doğru yol alırken siz önünü sıra yeşillikler çıkar yine. Sislerle sarmalanmış dağlar ve ormanlar. Bu yeşillikler denizi öbek öbek aklaşırken sislerle, bulutlarla ve minarelere yansırken bu aklık, Çoruh'la kol kola bir yolculuğa başlarsınız. Çoruh hızlı akışlı, bulanık bakışlı bir su. Kızıp kabarmaya, coşup taşmaya, köpürüp yutmaya hazır bir su. Ama yöre insanı Çoruh'u aşmak zorunda. Bir yakasından öteki yakasına, bir kıyısından öteki kıyısına ulaşmaktan başka çare var mı? Her zaman betonarme bir köprü olacak değil ya. İşte o öfkeli Çoruh'a inat, sık sık göze çarpan sal köprülerden biri. Sonra Artvin. Çoruh'un kıyıcığında soluk alan, yağlı boya tablo gibi apansız karşımıza çıkıveriyor. Artvin. Bir doruk şehir o. Şahlanmış bir küheylan. Çoruh dağların arasından kıvrıla kıvrıla geçerken, Artvin tepede sanki onu süzüyor gibi. Artvin Karadeniz'in o sarp yapısını yansıtır. Bazen yeşillikler içinde ebem evini andırır Artvin evleri. Bazen de yeşil bir dalda kuş yuvasını. Artvin'de camiler de uyum gösterir bu dekora. Bir bakarsınız, sisler bir ak hilal gibi kuşatıverir minareyi. Ve Artvin Kalesi. Her şey vatan için. Evet sevgili Artvin, her şey vatan için. Artvin'i, Artvin'in yeşilliklere gömülmüş evlerini geride bırakırken bu kez de zeytinlikler çarpar gözünüze. Bir an karıştırırsınız. Edremit'te değil, Artvin'desinizdir. Ama Çoruh'un iki yakası zeytinliklerle kaplı yamaçlardır artık.
Çoruh'un o esrarlı suyu bir ılıman iklim kuşağı oluşturmuştur çevresinde. Verimli ve bereketli bir sudur aynı zamanda o. Bu bereketi pek çok yerde gözlemek mümkündür. İşte yine Karadeniz'in yüksek tepeleri, sarp kayaları. Birden bir gün vurur bu doruklara. Güneş bu tepelerin arasına kunu vermiş, Oruçlu köyünü aydınlatır. Altın tepside sunulan bir bereket gibi. Bir eve nasıl buyur edilir insan Karadeniz'de? Tertemiz duygular. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Ayakkabılar merdiven önünde çıkartılıyor. Neredeyse tarih kadar eski o tahta basamaklardan çıkıyorsunuz. Sakız gibi artılmış, mis gibi kokan o güzelim tahtalar. O sofanın güzelliği bir negatif film gibi kalıyor hafızanızda. Oruçlu köyünde artık bir Artvin, bir Türk yaşayışı var. Mutluluk içinde insanlar. İşte balkona kadar uzanmış asmalar. Elinizi uzattınız mı, koruğunuz da hazır. Arılarsa böyle bir güzellik ortamında bal yapmak için yarışıyor adeta. Süt gibi ak üstlüğüyle şu teyzeye ne dersiniz? Ya çukuruktaki masuralar? Hangi mekikte hangi dokumaya karışıyor? Ve mekik gidip geliyor, gidip geliyor. Bir kuş gibi uçarcasına, kayarcasına.
Karadeniz'in o güzel insanına bu üretkenlik ne de güzel yakışıyor. Oruçlu köyü işte böyle zenginlikler barındırıyor içinde. Cami bile 90 yıllık bir geçmişe sahip Oruçlu köyünde. Olağanüstü güzel bir ahşap işçiliği bu. Bir zenginlik, göz kamaştıran bir ziyafet, kıskandıran bir el işçiliği. Nasıl da meydan okuyor yıllara, dimdik ayakta, Oruçlu'nun yeşil dokusu içinde. Oruçlu köyünü de yeşil ormanlar, ak köpüklü sular kuşatmış, diğer Karadeniz köylerinde olduğu gibi. Ya bu ne? Su mu, köpük mü? Bir küheylan gibi önünü sıra akıp kayıyor su. Ve kıpkırmızı nar çiçeği. Sen ne güzelsin Artvin. Sen ne güzelsin Oruçlu. İyi ki bu yakasındasınız coğrafyanın. İyi ki varsınız. Ya Oruçlu köylüleri? Ya onlara ne demeli? Yıllanmış ağaçlar gibi tıpkı. Onurla, gururla ayakta duran asırlık ağaçlar gibi.
Oruçlu'da devam eden yaşayış hep Karadeniz'e özgü. İşte göz kamaştıran o yeşil doku, işte sislerle kucaklaşmış Artvin dağları. İşte Çoruh kıvrım kıvrım ve işte Oruçlu köyü Çoruh'un kıyıcığında. Oruçlu köyü, seni hep görelim Çoruh'un kıyıcığında. Çoruh seninle güzel çünkü. Çoruh seninle Çoruh.